Korona salgında bizzat yakalanmış biri olarak sizinle başıma gelenleri paylaşmak istiyorum. E, hasta birinin neler yaşadığını bizzat onun ağzından duymanız sizin için daha faydalı olacaktır diye düşündüm. E, virüs vücuduma ne zaman bulaştı? kuluçka süresi ne kadar sürdü? Kimden bulaştı? Hangi ortamdan bulaştı? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. E, Toplumsal olarak şöyle bir yanlış algı var. E, i̇lk olarak ona değinmek istiyorum. Evet hemşireyim. E, çoğu insan bu virüs hastane ortamında yakalandığını düşünüyor olabilir. Ee, ama bu kesinlikle yanlış. Çünkü e, ben bu virüse sokakta yürürken de yakalanmış olabilirdim. İşe giderken, işe gelip giderken e, kullandığım toplu taşıma aracıyla da yakalanmış olabilirim. E siz de takdir edersiniz ki şöyle bir gerçek var. E, bu artık toplumsal bir sorun haline geldi. Yani biz bu virüsle her yerde karşılaşabiliriz. E, lütfen o yüzden bu algıyı bir kenara bırakın. E ikinci olarak değinmek istediğim şey de şu. E, bu virüs e, bazı hastalarda belirti vermeyebiliyormuş. Yani kendileri yani kendi kendilerini ayaktan bilatlatabilenler varmış. Yani o yüzden ben de virüs yok, ben sağlamım, istediğim gibi dışarı çıkabilirim diye düşünmeyin. çünkü demem gibi virüs taşıyıcısı olabilirsiniz ama sizde belirtisini göstermemiştir. Veyahut benim ateşim yok, o zaman sıkıntı da yok diye düşünmeyin. Benim testim pozitif çıktı ve benim 7 gün boyunca hiçbir şekilde ateşim yükselmedi. Hep normal seyirlerindeydi. O yüzden evet kendinizi düşünün ama kendinizin düşündüğünüz kadar çevrenizdeki insanları da düşünün. Evet belki siz gençsinizdir, kronik bir rahatsızlığınız yoktur. Bunu çok kolay bir şekilde atlatabilirsiniz ama sizin temas ettiğiniz ve sizin bulaştırdığınız insanlardan belki bunu atlatamayacak ve hayatını kaybedecek olanlar var Yani bu konuda lütfen bencil davranmayın ve evinizde kalın, hijyenize dikkat edin, temasınıza dikkat edin. Hatta mümkün olabildiğince kendinizi odanızda izole edin. Ee, ben <laughs> o şekilde yapmıştım mesela. Ee, ne olur ne olmaz diye her hastaneden geldiğimde kendimi hep odamda izole ettim. Bu yüzden aileme bulaştırmadım. tırmadım. Ee, demem gibi hani evinizde kalın çünkü e, inanın bana evinizde kalmak e, bir hafta boyunca o tek bir odanın içinde o yaşam mücadelesi vermekten bin kat daha iyi yani bunu yaşamamış biri olarak söylüyorum e, ikinci olarak değinmek istediğim şey de şu e, belirtilerimden bahsedeyim e, 24 Mart'ta ilk belirtisini verdi Şiddetli baş ağrısıyla başlamıştı. Ee, sonra 23 Mart'ta e, burun akıntısı ve kuru öksürükle devam etti. Pardon, 25 Mart, <laughs> 25 Mart'ta. Ondan sonra 26 Mart'ta e, artık <laughs> nefes darlığı çekmeye başladım. E, 26-27 Mart'ta artık koku ve tad almada sıkıntılarım devam etti. Bu şekilde seyir etti yani. Ondan sonra o gün zaten nöbete gelmiştim. E, doktorumuza kendimi gösterdim. Direkt e, tomografi çekip e, tomografi sonucuna göre zaten tedaviye başladık. Test sonucum da pozitif gelmişti. E, bir hafta boyunca e, yapılan tedaviler üzerine e, iki kere üst üste negatif sonuç aldım ve taburcu oldum. E, şu an yine aynı şekilde karantinadayım evde. E, kendimi izole etmeye devam ediyorum. E, siz de demem gibi... E, Evinizde kendinizi bu şekilde odalarda ayrı odalarda kalın kendinizi izole edin.